İntern videolarına başlıyoruz. Acil de internlüğümün ilk gün olacak. Sizlerle nöbete hazırlanacağız. Nöbet çantası yapacağız ve nöbete gideceğiz. Nasıl okuyacağım bu kadar uzun bir okulu, işte hazırlıkla 7 yıl, yani 7 koca yıl. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Bakın arkadaşlar, burada bir kocaman kitap fuarı gibi bir şey var. Güzel kitap ya. Sınav kaygısından kurtulmak için sınav nasıl kazanmış? Nerelisiniz Altay? Bakalım kaç farklı ilden izliyorsunuz beni. Alacaklar listem öyle bir kabarık ki arkadaşlar. Maaşı almadan maaş bitti, bir de borca girdi. Anladık. Bu vlog da birazcık olsun. Aynen anladık. Evet arkadaşlar, nöbet alışverişi yapmak için şimdi Aizu'ya gidiyorum. Şimdi çanta olarak şunu alacağım. Heyecanlıyım. Uykusuzluk nasıl olacak acaba? Bunlar çok güzel heyecanlar. Umarım isteyen herkes yaşar. Bununla daha sorabildim baş parmağından veya çocukla şuradan. Herkese yeni videolarından merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İsmim Ceyda Nur, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisiyim, yani intern doktorum. Bugün de sizlerle internüne ilk adım videosu çekiyorum. Çok heyecanlandığım şeyler yapacağız arkadaşlar. İsterseniz bunları makyajımı yaparken anlatayım. Arkadaşlar, YouTube kanalım birazcık geriden geliyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Yani şu an izlediğiniz video bir ay falan öncesinde olabilir. Hatta belki daha bile eski olabilir. Bugün gerçekten çok heyecanlı bir güne uyandım. İlk intern nöbetimi tutacağım. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli şeyler yapacağız. Yani benim yıllardır beklediğim, hatta doktor olmak isteyen takipçilerim, tıp fakültesi okumak isteyen öğrencilerim de birçok ya da şu an okuyan öğrencilerim de en heyecanlı beklediği şeylerden bir tanesi olabilir. Yaklaşık bir 3-4 hafta önce Halk Bankası'na gitmiştim. İntern olduğunuzda biliyorsunuz maaş alıyorsunuz. Önceden asgari ücretin 3'te 1'ini alıyorduk. Şu anda bu yıl Ocak ayından itibaren asgari ücret almaya başladık. Ya Kasım ayından itibaren diye söyleyeyim. İntern olduğumuz zaman gidip Halk Bankası'ndan hesap açılıyor. Okul sizin adınıza hesap açıyor. Siz de gidip onun kartını falan almanız gerekiyor. Yaklaşık bir 3 hafta önce ben bu işlemleri hallettim. Gittim, hani hesap açtırdım. İntern kartım için başvurdum falan. Aynı zamanda okulun bize verdiği hani stajyer kartları var ya, onların intern olanına da geçiş yapacağız. Hani daha fazla kapıyı açabilen, hatta her kapıyı açabilen bir kart. Onun için de başvurdum ve onlar şimdi çıkmıştır, çoktan çıktı. Ben geç kaldım almak için. Ve bugün artık intern kartımı ve Halk Bankası'ndan maaş kartımı almak için oralara gideceğim. Sonrasında bir kargom vardı, onu iade etmeye gideceğim. Yani arkadaşlar, okula gideceğiz, intern kartımı alacağız. İntern kartımı aldıktan sonra da Halk Bankası'ndan maaş kartımı alacağız. Eğer çıktıysa, çıkmıştır çoktan. Sonrasında da bir kargoya gidip kargo iade etmem gerekecek. Sonra asıl bombastik haberi sona saklıyorum. Biraz daha ilerleyince söyleyeyim onu da. Bu arada şunu binden almıştım. Belki görmüşsünüzdür. Şey, set halindeydi böyle. Da felaket fışkırmış yani. Birileri açıp böyle sıkıyor falan herhalde bunları. Üzücü. Bunlar bir yıldızdan bir şeyse. Bunun linkini de bırakayım. Bana çok verdiniz bunun linkini. Abla sen bundan al falan diye aldım. Ve asıl heyecanlı yere geliyorum. Bugün acilde internlüğümün ilk gün olacak. Pediatrik acildeyim ve akşam 8'den sabah 8'e kadar nöbetteyim. Bu da aslında benim hem ilk intern olmaya adım hem de ilk intern nöbeti videom. O yüzden heyecanlıyım. Bakalım acilde nasıl olacak. Öncelikle çocuk acildeyim. Çocuk acilde 2 hafta duracağız. 11 gün civarı. Yani 2 hafta işte iş günü olarak düşününce. Daha sonra da 2 ay boyunca acildeyim. Acil internliyim. Ve bayağı çok şey öğreneceğimi, çok fazla şeye tanık olacağımı biliyorum. 2. sınıfın yaz tatilinde acilde staj yapmıştım. Böyle gönüllü olarak. Orada çok şey öğrenmiştim. İşte dikiş atma, intraket takma, damar yolu açma, kan alma, işte sonda takma, aşı yapma, normal enjeksiyonlar, işte ne bileyim, her şey aklınıza gelen zaten acilde görüyorsunuz. Çok değişik, kaotik video şeyler görmüştüm. Olaylar işte arterki yaralanmaları, işte kafasına vurmuş beyzbol sopasıyla, işte ne bileyim, trafik kazası, çok ilginç şeyler görmüştüm. Uzuv kopması. Yani çok değişik şeyler göreceğimize eminim. O yüzden benim için çok öğretici, sizler için de çok anlatınca heyecanlı olacağınız videolar serisi geliyor arkadaşlar. Bugün bu ilk adımları atalım beraber. Bugün bakalım nasıl başlıyor internlük. İlk nöbetim nasıl geçecek. İntern kartımı sizlere göstereceğim. Bakalım. İlk maaşımla ne aldım videosu falan çekmeyi çok istiyorum. Yani onlar da böyle artık intern videolarına başlıyoruz. Çok heyecanlıyım o yüzden. 2023 benim yılım olsun. Sizlerin yılı olsun. Çocuk acilde 4 intern olacağız. Toplam 4 yani. İşte orada da bilmiyorum, triyaj vardır kesin. Hani hızlı bakım, yoğun bakım falan. Oraları bir öğrenmem lazım. Öğrenince sizlere hepsini tek tek anlatacağım, göstereceğim, gezdireceğim. Sadece bu videoda şunu söyleyebilirim.
zaman çok hızlı geçiyor. İşte ben diyordum sürekli nasıl okuyacağım bu kadar uzun bir okulu, işte hazırlıkla 7 yıl yani 7 koca yıl, üstüne uzmanlık, işte ben ne zaman stajyer olacağım, ne zaman intern olacağım, işte ne bileyim bu nasıl geçecek bu kadar zaman, bu kadar yoğun bir eğitim falan diye düşünüyordum. Şu an 6. sınıftayım ve internim ve yani gerçekten ilginç, çok hızlı geçti. Hiç öyle sandığınız gibi mıy 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 geçmedi yani. Hayat bir saniyelik gibi bir şey yani. O kadar hızlı geçiyor ki arkadaşlar. Ben de bunların derdine düşüyordum. Yani nasıl bitecek bu koca yıl, 7 yıl, nasıl olacak falan. Şu an mezun olmama bir yıl kaldı yani, çok az kaldı. O yüzden hani istiyorsanız, hedefiniz buysa, sakın böyle uzun, bitmez, çok zor falan diye vazgeçmeyin. Çünkü hani her şey bitiyor, her şey geçiyor. Yani başka bir okuldan mezun olacağıma, hayallerimdeki okuldan, hayallerimdeki bölümden mezun oldum ve imkansız değilmiş. Yani bu YouTube kanalını açtığımda ben daha 2. sınıfta mıydım, neydim? Yani ilk videolara bakabilirsiniz. O zaman 2. sınıftaydım, şu an 6. sınıftayım ve zaman çok hızlı geçiyor. Bir bakmışsınız TUS'a girmişim, uzmanlık için asistan olmuşum. Bir bakmışsınız doçent, prof, bakalım yani hayat neler getirecek. Hangi uzmanlığa gideceğim? Hiç unutmadığım bir anım var. 8. sınıftaydım. Beden eğitimi öğretmenim beni çok severdi. Aileme şey demişti. Ben Ceyda'nın çok hani zeki olduğunu farkındayım hani. İnşallah Hacettepe'yi kazanacak, tıp kazanacak falan demişti. Ben de o zamanlar niye bilmiyorum Hacettepe'den nefret ediyorum. Böyle Ankara'dan nefret ediyorum. Hayalim hep İstanbul'da olmak, İstanbullu olmak falan. Böyle İstanbul istiyorum, bana niye Hacettepe'de olacak diye dua ediyor falan diye içimden nasıl kızıyorum ama. Böyle çünkü hoca dua ediyor, inşallah diyor Hacettepe'de olacak bir gün falan filan. İçimden nasıl sinirleniyorum diyorum, sen niye benim hayalimi bilmeden bana Hacettepe için dua ediyorsun? Bir sor nereye istiyorum, ona göre dua et falan diye öyle. Hani çocukluk, çok küçüğüm. Ondan sonra bir gün yine lisedeyim bu sefer. Lisedeki hocam dedi işte. Bir tane arkadaşımız vardı lisede benden büyük. Dedi o hani Hacettepe kazanmıştı. İnşallah dedi hani... Ceyda da onun arkasından gidiyor. İnşallah dedi Ceyda da Hacettepe kazanacak dedi. İnşallah onu da Hacettepe'de göreceğiz falan diyor böyle. Ondan sonra içimden yine sinirleniyorum. Böyle 8. sınıf aklıma geliyor. Diyorum ya siz niye benim ne istediğimi bilmeden dua ediyorsunuz? Ben Hacettepe istemiyorum. Allah korusun. Cerrahpaşa istiyorum falan diyorum böyle. Puan geldi. İkisi de tutuyor. Tanıtım günlerine gittik. Ondan sonra baktım ben Hacettepe'yi sevdim. Yani hiç hayalimdeki gibi değil. Hani çok farklı. Ben hayalimde Hacettepe'yi çok böyle kötü, köhne kötü bir yer zannediyordum. Hani böyle eski falan. Ama baktım Cerrahpaşa Hacettepe ile kıyaslanamaz yani. Hacettepe benim gözümde. Ya insan öyle olur ya. Şimdi ben hani bu daha iyi, şu daha iyi demiyorum. İkisine de puanım yetiyordu. İkisi de harika bir okul. İkisi de ülkemizin göz bebeği. Ama hani gelince ben buraya sındım yani. Dedim ben burayı istiyorum. Ben Hacettepe istiyorum. Annem şey diyor. Emin misin kızım diyor. Sen diyor Cerrahpaşa diyordun. İstanbul diyordun. Bir bak falan diyor. Yok diyorum. Hani ben burayı istiyorum diyorum. Ben başka hiçbir yere gitmeyeceğim. Ben Hacettepe istiyorum falan dedim. Kendime inanamadım. Annemler falan da inanamıyor. Çünkü ben bana Hacettepe dediklerimde çok sinirleniyordum. Ben orayı istemiyorum. Bana saçma sapan dua etmeyi falan diye. Yani o yüzden şunu söyleyebilirim. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Ve mutlaka hayalinizdeki okul neresiyse, bölüm neresiyse bir gidip görüşün. Öğrencilerle konuşun. Ben öğrencilerle falan da konuştum. Hocalarla da konuştum o geldiğimde. Sizler de mutlaka gidin. Görmeden hani hayal edip gitmeyin. Gerçi ben sizlere çok fazla gösteriyorum. Artık eskisi gibi değil. Benim zamanımda hiç video falan da yoktu. Ama hani bir görmeden hani gitmeyin bir yere. Hayallerinizden de vazgeçmeyin kimse için. Yani size zor derler, çok uzun derler. İşte bu ne böyle bitmez. İşte 7 yıl mı okuyacaksın, 6 yıl mı okuyacaksın. Yok İngilizce tıp çok zormuş da filan işte. Hayaliniz neyse onun arkasında olun. Onun için çalışın, onun için çabalayın. Ama şunu da unutmayın. Körü körüne de bağlanmayın. Yani mesela hayaliniz neyse orada okuyan öğrencilerle konuşun. Oradaki etrafı gezin, hastaneyi gezin. Mümkünse hani eğer imkan bulabiliyorsanız hocalarla konuşun. Ama en önemlisi hani şeyle konuşun, öğrenciyle konuşun. Çünkü yaşayan bilir. Hocalar belki başka üniversiteden gelmiştir ve oranın nasıl bir eğitim olduğunu bilmiyordur. O yüzden hani önemli böyle şeyler. Bu şekilde benim şimdi de gitmem lazım. Geç kalıyorum. Yemek yiyeceğim. Öğlen oldu. Şu an saat 1'i çeyrek geçiyor. 8'de nöbetim var. Ve telefonum çalıyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşeceğiz. Hepsini çekeceğim. Evet arkadaşlar, ben hazırım. Şöyle küpe de taktım. Dışarı çıkınca üzerimde gösteririm sizlere. Bugün böyle mavi giyinmek istedim. Eğer şey olursa nöbete giderken üstümü değiştiririm. Çünkü bu kazakla belki terleyebilirim ama gece nöbeti olduğu için de dona da bilirim. O yüzden bilmiyorum. Şimdilik böyle oldu. Önce şu işlerimi halledeyim. Sonrasında
sizlerle nöbet hazırlanacağız. Nöbet çantası yapacağız ve nöbete gideceğiz. Bilmiyorum, belki o videoyu da ayırırım. Yani çok uzun olursa ikiye bölerim. Uzun olmazsa bu videoda izlersiniz. Şimdi hemen çantamı hazırlıyorum sizlerle beraber. Yüksek ihtimal bu videodan önce gelir ama bir de oda düzenleme videosu gelecek. Geldiyse de eğer izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Artık sizleri dinleyip dolabıma bir askı almaya karar verdim. Yurt odamı düzenleyeceğim. Düzenlediysem inşallah şu an bunu sizi izlerken düzenlemişimdir. Çünkü sırtımda çok büyük ve bir an önce düzenlemek istiyorum. Valizim şu an burada yani. Bu şekilde. Şimdi hemen bir tane çantamı değiştireceğim. Çantamda neler var videosu çekim size. Peçete. Stajyer kartım. Bunu değiştirmem uzun sürdü. Ve bu stajyer kartımdı. Bunu değiştireceğiz. Kuzanım. Bir tane ruj. Göz damlalarım. Yani çikolata. Bir tane kalem. Bir kremim. Tamam. Hazırım. Şu çantayı alıyorum yanıma da. Şöyle oldum. Ve ben çıktım. Çok heyecanlıyım. Sizlerle bu heyecanımı paylaştığım için de ayrıca mutluyum. Şunlar kargoyu yerleyebilecek. Ve metroyu gözünüzün önünde kaçırdık. Şimdi de kargoyu yerletmeye gidiyoruz. Kargo işi tamam. Şimdi sıradaki yemek. Buradan Kızılay'a aktaracağız. Sonra da Akköprü'ye. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? Akköprü'ye geldik arkadaşlar. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Sonrasında da okula gideceğiz. Ve intihar kartımı alacağız. Burada da böyle bir pazar gibi bir yer yapmışlar. Yöresel ürünlerden oluşan. Bütün illerden bir şeyler var. Şu karşısı da Ankamor. Bilmiyor mu? Ve Ankamol. Ve şimdi Migros'a geldik. Migros'u gezelim. Ve market gezmeyi çok severiz biz. Sen de seversin. Yalan söyleme. Şuraları yeni diziyorlar. Mısır mı? Ha, 164. 131'e düşmüş. Çok iyi. 7 kilo. İyi değil mi? 9 kilo bak nasıl boy boy sıralamışsın. Cipsler çok güzel duruyor değil mi? Yandan çektin mi? Görünüyor zaten kamerada yandan. Fantazim. Cipsleri yandan çekmek. Şimdi buradan kola alacağız arkadaşlar. Yukarıdan da pide alacağız, yiyeceğiz. Bir tane su alıyoruz. Bir tane kola alıyoruz. Bir tane natimes alıyoruz. Bir tane içi bomba. Şimdi kasiyer aldık. Arkadaşlar pidemden pide aldık. Siz buradan en çok hangisini seviyorsunuz? Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İlk nöbetimi isteyeceğim. İş hayatım başlıyor. Evet. Bu videonun altına yorum yazın. Yazın ki en çok hangi tarz videoları seviyorsunuz? Benim videolarım. Böyle, gerçi intihar videolarını evet izlemiş olacaksınız artık. Yazabilirsiniz. Bir de ya böyle AVM'lerde yemek için hiç kimsenin bilmediği böyle güzel lezzetler varsa önersenize. Mesela biz bu pidemi çok sonra keşfettik değil mi? Yani. Güzel önereceğiniz bir şey varsa alırız. O zaman pidelerimiz geldi. Tavsiye ederiz. İkisi de çok güzel. Ve en sevdiğimiz şey olan parfüm deneme olayına başladık. Şuna bakın arkadaşlar, bu çok güzel. Bakın arkadaşlar, burada bir kocaman kitap fuarı gibi bir şey var. Çünkü kitaplar 10 TL'ymiş. Çok güzel. Kitabımız var, hem kitapları çok güzel. Hepsini okuyabilirsiniz.
Burası da 15 TL'ymiş. Sabah Tünel'in kitapları var. Sherlock Holmes'lar var. Sırlar Okulu. Ölüm Döşeği'nde. Çok güzel kitaplar. Gölge Adam. Uf, seri katil, cinayet ve cinnet romanları. Çok iyi. Oo bak bu da çok güzel. Elon Musk falan. Steve Jobs. Çok güzel kitaplar var be. O bu akşam okuyayım. Süper hafıza için tekmişler. Güzel kitaplar. Acaba içi nasıl? Okumak lazım. Bu neymiş? Sınav kaygısından kurtulmak isteyen sınav nasıl kazanılır? Verimli ders nasıl çalışılır? Böyle bir kitap çıkartayım mı? Hangisi? Şeytanın yaratısı. Başarının şifresi. Ev ne? Nerelisiniz? Hadi bakalım. Aynen. 09'muş. Hadi bir Kayseri bul bize ya. Aa Mersin. 33. Manisa. Manisa. Muş. Kayseri yok ha. Hakkari'de var. Sparta, Tayvan. Nerelisiniz? Alta yazın. Bakalım kaç farklı ilden izliyorsunuz beni. Burada kitap paylaşları varmış. 5 liraymış. Çok güzeller ha. Şunu alalım. Çok saçma değil mi? Yok bence çok saçma. Bu da şeye benziyor. Yani Abes şey Lang'a benziyor. Sadın onu boyayıp boyamışlar. Aynen. İkizler Burcu. Hey bunun Koç Burcu'nu bul, Yengeç şey bulsana. Aslan Burcu'nu bulsana. Aha senin Burcu'n Koç. Element Ateş. Uğurlu sayı 1 ve 9. Yönetici gezegen Mars. Savaş ve enerji gezegeni. Yönetici gezegen ne al? Aslan. Uğurlu taşları Opal. Bir şey söyleyeyim mi? Senin yönetici gezegenin savaş ve enerji gezegeniymiş. Çok belli. Aslan mı yokum ya? Şöyle kovaları severim. Bu olmaz. Bu özellikleri yazan olmalı. Her yer Koç ya. Bak bu da Koç'un kartı. Koç'un sayısı mı kalsın? Ben en iyi kovayla anlaşıyorum. Aslanım bitirmişler ha. Cidden yok mu ne? Ha buldum. Buldum. Bakın 23 Temmuz. Şunu bir tane bulmasana. Şey bastana. Bakın 23 Temmuz benim doğum günümde başlıyor. Element Ateş, uğurlu sayı 1-3, yönetici gezegen Güneş, benlik merkeziyetçilik gezegeni. Tabii ki. Ankara. Çift taraflıymış. Çok güzel ha bunlar. Saçma mı? Bence güzel. Farklı. Çok güzel. Bunlar ne kadar? Mini kitap 5 TL mi? Çok güzeller ha. En küçük şey 5 lira. Eskiden 1 milyon lira vardı. Şimdi 5 lira acıdan mı? Çok güzel de buna ne yazabilirim? Benim sen bir tane kelimeyi mi unutuyorsun? Aynen buna ne yazabilirim? Niye çıkamadık niye? Arkadaşlar AVM'de saati kaçırmışız. İnternet kartımı ve... ne? Maaş kartımı alamayabiliriz. Zamanında yetişmeye çalışırız. Saat kaç şu an? Baktık ama. 5-10. 5-10 var. Ve biraz önce metroyu kaçırdık. Size bir görüntü çektim. 9 geçiyor şu an. Asla buna odaklanmak önemli değil. Stajyer kartıyla intern olacağım yine bir gün. Arkadaşlar saat 5'i çeyrek geçiyor. Bu kadar istekli ve şey olduğumu belli etmeseydi. Umarım açıktır. Şansımızı deneyeceğiz. İnternetten baktım. Bu Halkbank 6'da mı ne kapanıyormuş. Ona yetişme ihtimalim var ama şeye yetişme ihtimalim zor. Bakalım deneyeceğiz. Arkadaşlar yetişemedim. İnternet kartımı alamadım. Yarın sabah alacağım. Puh. Yani. Gerçekten çok kötü sinirlendim yani. Ben ne için buradaydım bugün anlamadım. Neyse. Eğer o da kapanmadıysa oradan kartımı alayım. Zaten yatmayan bir maaşım var, onu çekebilirsek. O da kapandıysa artık. Daha maaşını almadan sen onun kartını bütün bitirirsin büyük ihtimalle. Kapanmadıysan eğer, senden bari bir işimizi görelim. Burasını kapanmış. Alamadım. Halk Bankası da kapanmış. 5'te kapanıyormuş. 5'te mi kapanıyormuş? 5.30'da. 5'te yazıyor. 5'te kapanıyormuş. Yani kartımı da vermediler.
bugün şey gibi oldu böyle. Bir de dışarıya çıkıp hiçbir şeye yetişemedim. Birazcık Gratis'te, Watson's'ta, Kitapçı'da, Pidem'de. Birazcık. Birazcık oyalandık. Neyse artık. En azından stajyer kartıma intern manyetiği yüklendiği için internlerin açtığı hayır açabilirim şu an. Zaten maaşımı da çekecek halim yok şu an. Ayın 15'ine kadar yok yani. Ama videom için güzel olurdu. Şöyle bir heyecanlı olurdu. Sen kartını 15'ine kadar alma. Sen maaşına ne kadar limitini doldurursun. Alacaklar listem öyle bir kabarık ki arkadaşlar. Maaşı almadan maaş bitti bir de borca girdim. Almak istediklerimiz. Çalışmasan daha iyi. Sen öyle çalışmayınca en azından borçlanmıyordu. O değil de KYK kartında borçlanın neyse. Halledeceğiz ya. Düzeleceğiz inşallah. Sen de şey de oradan ne zaman baba mezara gireceğim? Yani olsun. Gönlümüz intern arkadaş. Allah orada stajyer yazmışsın ya. Neyse. Anladık. Bu vlogda birazcık tamam. Aynen anladık. Bu videoda şey biraz böyle. Nöbet videosuna dönüştü şu anda. Üzgünüm. Başlığı değiştiriyoruz. İntern kartımı alamadan nasıl intern oldum? İlk nöbetime stajyer kartıyla gidiyorum. Neyse işte bugün nöbet video çekeriz. Yarın sabah da kartımı almaya giderim. Çünkü yarın sabah gel dediler. Zaten yarın 8'e kadar nöbette olacağım. Öyle yarın olur. Şimdi de saat kaç ki? 5.30 mu? 5.30. Aynen saat 5.30. Bakayım. Tam 5.31. Neyse işte. Odama gidip nöbet çantamı hazırlayayım. Sonra da nöbete gidelim. Evet arkadaşlar, nöbet alışverişi yapmak için şimdi A101'e gidiyorum. Kendime böyle bir küçük süt, bir su, ne bileyim işte şimdi yemek için bir ton balığı, barbunya falan alacağım. Akşama bırakmak istemedim çünkü orası da kapanabilir. Ya da nöbete geç kalabilirim biliyorsunuz. Aynen. Arkadaşlar döner yapmaya karar verdik. Onun için şöyle tane saç ekmeği alıyoruz. Bu şey yufka falan işte bir şey. Sonrasında soğan alacağız. Şey diyeceğim, soğan kokar ya. Yani o zaman soğan soğansız güzel olsun. Tamam, soğansız da güzel olur. Tamam, soğan almayalım. Domates alalım. Domates al bakalım. Bu şeyler var ya, hazır dönerler. Onu alıp yapacağız. Domates koyuyoruz. Soğan yok. Soğan koymayacağız, korkmasın. Yufka aldık. Döner alacağız iki tane. Bir de şey alalım. Biber. Biber közlemesi yapalım. Bir tane biber alacağız. Bir tane döner. Ve bunları da nöbete giderken yemek için güzel bir mandalina seçelim şimdi. Şimdi bunları aldık. Ton dolayı. Süt. Büyük su. Küçük su. Şunlar nöbet için. Güzel. Hamam önü böyle gece saatlerinde gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Burası da böyle tarihi güzel bir yer. Hamam önü denmesinin sebebi de şurada hamam olması. Bakın göstereyim. Şurada Karacabey Hamamı mı ne var? Şu Ayşe şurada. Aynen tarihi Karacabey Hamamı. Şu hamamın önünde olduğu için bu caddeye şeye hamam deniyor. Evet arkadaşlar sonunda odama geldim. Bugün böyle çok güzel bir gündü yani. Eğlenceliydi, hoştu. Bayağı da bir işimi halletmeye çalıştım ama maalesef ki intern kartımı alamadım. Ama önemli değil, video bitmedi. Yarın sabah nöbetten sonra alırız. Şimdi daha büyük bir heyecanım var. Bugün ilk defa nöbet tutacağım. Bugün intern olarak ilk nöbetim olacak. Ve çocuk acildeyim, söylemiştim. Akşam 8'de başlayacak nöbetim ve sabah 8'de bitecek. Tam 12 saatlik bir nöbet. İnşallah güzel geçer. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Ne bileyim böyle hani kavgadır, dövüştür, şiddettir. O tarz şeylere hiç tanık olmam. Umarım hiçbir yerde böyle şeyler olmaz. Çünkü hiç kimse bence bunu hak etmiyor. Hiçbir meslek, hiçbir insan, hiç kimse hak etmiyor. Onun haricinde böyle hani yanlışlıkla eline iğne batırmak, o bu şu falan o tarz şeyler inşallah olmaz. O yüzden dua ederek gideceğim. Bu da benim için çok heyecanlı bir an. Şimdi çok acele bir şekilde çanta hazırlayacağım. Çünkü az kaldı. Önlük alıyorum yanıma. Beyaz önlük. Üstündekilerle gideceğim. Beyaz önlük bir. Birincisi. Bu ilk nöbetim olacağı için şu an çok deneyimsizim. Çok da bir şey bilmiyorum. Hani böyle kulak dandırma şeylerle hareket ediyorum. Şimdi çanta olarak şunu alacağım. Bir sırt çantası. Rahat. Geniş, iyi yani.
sonrasında ne alıyorum? 4 tane mandalina alıyorum. Arkadaşlarımla toplam 4 kişiyiz yani intern olarak. Eğer hani isterlerse onları da ikram edebilmek için. Kimsenin canını çekmemeyelim. Gece gece şimdi herkes aç olacak. Onun haricinde peçete alıyorum. Tabii ki lazım. Her zaman lazım. Bir tane kalem alıyorum tükenmez. Ne olur ne olmaz bunu önlüğümün cebine iliştiririm. Şey yazabiliriz çünkü hani reçete falan yazdırıyorlar. Onun haricinde kartım tabii ki olması lazım. İntern değil, hala stajyer. Yarın sabah alacağım. Çok geç kaldım ya. Çok daha önce, 2 hafta, 3 hafta önce çağırdılar alın diye. Hazırdı yani. Ben bir türlü gidemedim. Neyse olsun. İntern kartımı alacağız. Ondan sonra hani cüzdan falan çok fazla götürmeyin. Çalınır, bir şey olur. Çantayı sonuçta bir yere koyacaksınız ve kilitli dolap olup olmadığını bilmiyorum şu anda. İşte şey, bunları çok göstermek istemiyorum ama kimlik ve kredi kartı bir tane. Yanıma da el tele alacağım. Bu kadar yani. Tüm birikimim bu yani. Bununla gidiyorum. Onu da merak ediyorsun. Bunları önlüğümün cebine koyacağım. Yanımda taşıyacağım yani. Tabii ki de alerji olursam diye damlam çantamda olmalı. Bir tane bir şey olursa diye çikolata. Bir tane el kremi götürüyorum. Saçma ama olsun yani rahat hissettiriyor. Bir tane de ruj koyacağım. Süslü olmazsak olmaz çünkü. Tamam. Bu kadar. Bir tane de tabii ki bebişim steteskobum. Bakalım bu gece kaç tane çocuk dinleyeceğiz. Kaç tane çocuğa ne yapacağız. Kimler gelecek, neler olacak bilmiyorum. Heyecanlıyım. Steteskopumu da çok seviyorum. Ters taktım bu arada. O kadar da saçımı toplamıştım. Bakın steteskopuma da kendi adımı yazdırdım. Bu şekilde. Böyle kalp koydurdum başına da. Bunu kalp dinliyoruz ya. Hem de şeker durdu. Aslında yıldız koyduracaktım. Biliyorsunuz benim sembolüm yıldız. Ama dedim ki kalp olsun. O şekilde. Yüzüme birazcık spreyimden sıkayım. Çantam bu şekilde. Steteskopumu da koyunca hazır olacak. Sonrasında başka koymam gereken bir şey var mı acaba? Önlüğüm zaten var. Steteskopum, yaka kartım. Ve ben yani. Arkadaşlar marketten aldım. Su, süt aşağıda. Onları ÇS'de bıraktım. Boşu boşuna dedim yukarı çıkar tekrar şeyleri yapmayayım dedim. Aşağıdaki ÇS'deki dolabıma koydum masama. Oradan alacağım. Su götürüyorum. Süt götürüyorum. Başka da hani böyle bir... Şunu da götüreyim. Bir dakika. Bir tane de çubuk kreker götüreyim. Ne olur ne olmaz. Tansiyonum düşer. Şekerimiz fırlar. Bir şeyler olur. Sanki böyle şey savaş hazırlanıyor gibi de. Neyse. Bu şekilde hazırım. Şimdi saatimiz 6.48. Umarım yemek yiyebilirim. Hemencik tavuk döner hazırlayıp tavuk döner yiyeceğim. Onları marketten aldıklarımızı biliyorsunuz zaten. Ondan sonra onu yedikten sonra da artık gideceğiz. Şu an 1 saat 12 dakika kaldı. Tam olarak 72 dakika sonra nöbetim başlıyor. Heyecanlıyım. Uykusuzluk nasıl olacak acaba? Ya hiç böyle zorunlu kalmadığım için uykusuzluğa böyle şu an meraktayım yani. Meraktadayım. Şoktadayım. Bunlar çok güzel heyecanlar. Umarım isteyen herkes yaşar. Ben sizlere yine deneyimlerimi paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Yanımdasınız. Ama hani kameramla değil de artık telefonla çekeceğim. Çok kaliteli olmasa da önemli değil. Şarj aletimi alsam mı acaba? Gün boyunca şeyim böyle. Nöbete gideceğim bugün. Bugün nöbete gideceğim falan. Arkadaşlarım da gülüyorlar falan ne kadar heyecanlısın falan diye. Diyorum yani size heyecanlı olacaksınız yani sizi de göreceğim. Ondan sonra takipçilerimle ilk defa böyle bir şey paylaşıyorum yani ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Eminim bence siz de bu videoyu izlerken böyle heyecanım size yansımıştır. Çünkü ben birazcık şey birisiyim böyle. Nasıl desem heyecanımı çok fazla yansıtan böyle çok kıpır kıpır birisiyimdir. Eğer çok iyi mutluysam. Bu arada videonun başında ağlıyordum. İkizler burcu yükselenim olabilir. Arkadaşlar ben kamerayı kapatıp rahatça yayılmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu ihtiyacım olacak. 12 saat boyunca ayakta olacağım. Hepinizi seviyorum. Çıkarken görüşürüz. Ben hemen yemeğimi yiyip sonrasında çıkacağım. Hoşçakalın. İnsanların eve gittiği saatte biz nöbete gitmek için hazırım. Bu şekilde giyindim. İlk nöbetim hayırlı uğurlu olsun o zaman. Telefonla çekim yapacağım. Çünkü şimdi kamera falan götürmek istemedim ilk gün olduğu için. Çalınır falan yani çantada bırakmam gerekir. O yüzden telefonlayayım. Arkadaşlar o kadar heyecanlıyım ki yani. Nasıl anlatabilirim heyecanımı bilmiyorum. Ölümcül heyecanlıyım. Yani çok keyifli olacak bence ilk nöbet. Hayatımın ilk iş günü, ilk nöbet günü. Hadi bakalım. Ve mekana geldim. Başlıyoruz arkadaşlar.
Arkadaşlar 3 saatte 297 hasta baktık. Gözlerinizi takipçilerimle paylaş. Arkadaşlar nöbetimiz şu anda şu saatlerde sakin geçiyor. Şu anda saat 3'ü kaç geçiyor hemen bakayım. Şöyle. 3'ü 9 geçiyor. Ve iyiyiz. Rahat, easy. Bugün pazartesi olduğu için de birazcık iyi geçiyor. İnşallah böyle devam eder. Ben içeri geçiyorum soğuk içeri. Arkadaşlar burada tansiyon aletimiz var. Bu tansiyon aleti manşonunu çocukların kollarına bağlıyoruz ve tansiyonlarını ölçüyoruz. Bu arter kısmı tam koldaki radyal artere denk gelecek. Bu da oksijen satürasyonunu ve nabzını ölçtüğümüz aletimiz. Bu şekilde bant içerisi ışıklı. Şimdi açacağım, şu an kapalı olduğu için ışığı yanmıyor. Buradan görüyoruz, monitörize ediyoruz hastayı. Şimdi burada göreceksiniz. Ha, bu bandın parmağına takıyoruz. Bu iki ışık üst üste gelecek şekilde taktıktan sonra şöyle bakın. Ekranda bekliyoruz. Önce böyle bir şey oluyor. Sonra şu dalgalar düzenli hale geldikten sonra doğru ölçüm yaptığını anlıyoruz. Ve oksijen satürasyonu nabzını ölçüyoruz. Şimdi ben kendi parmağımı ölçmeye çalışıyorum. Birazcık uzun sürdü. Çünkü tek başıma takmak zor oldu. Gördüğünüz gibi şu an bakın dalgalar düzenli hale gelmeye başlıyor. Oksijen satürasyonu 97, 106, 107 nabzım var. Acilde nöbetçi olduğum yerden bakınca dışarısı böyle gözüküyor. Damat olarak peynir getirdiler, zeytin getirdiler, tereyağı, bal getirdiler. Şimdi böyle yiyoruz. Arkadaşlar bakın burada bilgisayardan mikrosumuzu açıyoruz. Daha sonra gelen hastalarımızın öncelikle şu timpanik ateş ölçeriyle ateşini açıyoruz. Şuradan her hasta için yeni uç takıyoruz bir şey bulaşmasın diye. Daha sonrasında bu pulse'la oksijen satürasyonunu ve tam anlatıyordum, görevli geldi. O yüzden çıktı, şey, temizlik görevlisi geldi. Bununla da hastalarımızın baş parmağından veya çocuksa şuradan bir şekilde oksijen satürasyonunu ve kan basıncını ölçüyoruz. Sonrasında buradan not alıyoruz. Ve T1, T2, T3, T4, T5 şeklinde triyajdan biz onları yönlendiriyoruz. T5, aciliyeti olmayan normal hastalarımız. T4 normal yine. T3 biraz acil. T2 çok acil. T1 zaten böyle trafik kazası, çok yüksekten düşme falan tarzı ağır vakalar. Acil stajımız bugün çok güzel geçti bu arada arkadaşlar. Gece sabah, geçen akşam 8'de başladık. Gece 12'ye kadar 130 bir hasta falan baktık. Sonrasında gece böyle tek tük geldi. Çok şükür çok sıkıntılı değildi ama yani böyle sürekli geldi. Hiç off yapmıyoruz, hiç uyumuyoruz. Sabah kadar full full. Şimdi de işte saat 7'yi çeyrek geçiyor. 7.30'da devir var. İşte hastalar şu an bir sonraki gelen gruba devredilecek. Biz de saat 8'de çıkış yapacağız. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video geçirmişsinizdir. Keyifli bir video olmuş. Eğer beğendiyseniz videomu gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada intern kartımı aldım ve bankaya gittiğim videoyla bir sonraki videoyu başlatacağım. Devamı gelecek. Hoşçakalın.